İnşallah. Sevgili canlar, biz toplantılarımız hepsinde çerağı uyandırırız. Çerağı aydınlık demektir, gelecek demektir, geleceğe ışık tutmak demektir. Halktan bize gelen çerağımız sonsuza kadar yansın. Hakkın nuru aşkına, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mürvetin nuru aşkına, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin nuru aşkına, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Çok zor bir iş. Sevgili canlar, bugün burada iki tane masum canımızı, masum pak canımızı Dersim bölgesinde elin bir insanlık dışı bir olay neticesinde kaybettik. Aslında bugün onlar için dua edilmez yani. Bunları yapanlara, yaptıranlara, bu işe girenlerin hepsine beddua etmemiz gerekiyor. O masum canlarımız, aileleri, yani oradaki basında gördüğümüz şeyler insanlık tarihinde bizi en çok zorlayan, en çok üzen olaylardan biridir. Biz illa Alevi toplum olarak yaşamak için ölmek zorunda mıyız? Her gün bir yerde mutlaka yaşamak için can veriyoruz, bedel ödüyoruz. O canlarımız, o masum çocuklarımızın ailelerine sabır diliyorum. Toplumumuzun bu tür acılar görmemesini temenni ediyorum. Hak hiçbir ana babaya evlat acısı göstermesin. Kainatta doğmak gayretle haktır. Yaşamak ise korunması gereken bir haktır. Cümle varlık masumu pak olanı, yeni doğmuşları birlikte korumakla mükelleftir. Çünkü onlar korunmasız sevgililerdir. Onlar sevgiyle doğmaya gayret etmiş paklardır. Gayretleri doğuranların emeğiyle yüce sevgiye dönüşür. Bu nedenle annelerin sabrını anlamakta zorlanır. Hak bilmeyenler, hak olana ilk doğumdan bağlı olduğunu unutur. Şire gelen sevgiyle beslenir. Bu nedenle kainat değişmez yasası, şiri sütü helal kılmaktır. Analık rızasıdır. Varlık bu şeriat üzeri konan kanun koyar. Bu şeriatın şirazesi ise hak yasası olan şirin ana sütünün pak yasasıdır. Bu nedenle Munzur dağlarının göğüslerinden şir gibi akar. O suyun içinde pek bedenli evlatlar büyütür. Balığı kutsal, ağacı kutsal, taşı kutsal, mekanı niyaz mekanıdır. Hak bilmeyenlerin önünde, hak bilenlerin sığındığı doğa ananın sevgi mekanıdır. Baba düzgün Kar da jele de. Onu bilemedim. Munzur bolluk olsun, bereket olsun diye çıldırırcasına şirini akıtıyor. Dersim topraklarına nehak bentler çekerken önüne bentleri yıkarcasına yaşam için akıyor Munzur. Bir ağaç meyvesi ile yüzlerce canın rızalığını alırken hak bilmeyen nefis iktidarları o cömert ağaçları kesiyor. Açlık savaşları için diplerine mayın döşüyor. Munzur kaç savaş gördü, kaç beden sırladı. Ciğerleri parçalarcasına, kaç ana bağrına attı kendini. Anasının rahmine doğarmışcasına zulümkarın kininden kaçmak için şirini helal edercesine atladı bağrına. Reya hak coğrafyası, mekan bildiğimiz yer, gösterdiğimiz niyaz olduğumuz bolluk coğrafyası Dersim çok zulümkar gördü. Biz Reya hak Aleviler, hak yol Aleviler topraklarımızda tüm kainata barış dilerken hak aşkına Hızır gayretiyle yaşamak istiyoruz. Her can ikrarlıdır fakat ne hak ikrar bilmez, nefis körüdür. Fakat biz biliriz ki her can bir anadan doğar.
Her ana tüm zulme rağmen vicdanlıdır. Doğa rızalıdır. Yaşam ısrarlıdır. İnsanı ise kamil ahlaklı olmaya çağırıyoruz. Anasından emdiği şeyi helal kılmasını diliyoruz. Bağrımızı parçalayan Ayaz ve Nüperda canların mekanı hak mekanıdır. Cümle evladı koruyamadığımızın acısı bizi yakarken Ceylan'ı, Aylan'ı, Valeria'yı, Ayaz ve Nüperda canımızdan can götürmüştür. Hak bizlere evlatların yüzü suyu hürmetine savaşları durdurma gayreti versin. Bu manada Ayaz ve Nüperda kardeşleri katleden savaş zihninin son bulması ve topraklarımıza yerleşmiş on binlerce mayın ve başıboş patlayıcının temizlenmesi ahlaki, vicdani, hukuki bir sorumluluktur. Türkiye hakları daha ağır bir savaş travması kaldıramayacak durumdadır. Karar vericilerin bu konuda çözümden yana vicdan geliştirmeleri temel beklentimizdir. Hak yol Aleviler bir egemenlik düzeninden çok cümle mekana, hak mekanı olarak görür. Erkanımız rızalık yasasını düstur sayar, ahlakımız cümle canı birlik makamında görür. Yolumuzu softalığa dönüştürmeye çalışan iktidar, karar vericileri ve onlara payan da olan sofular, proje liselerinde öldürmedikleri evlatları nefislerine kurban etmek istiyorlar. Bu ahlaksızlıktan derhal vazgeçmelidirler. Projeye ihtiyacımız yok. Cümle canla eşit görülmeye ihtiyacımız var. Hak yasasında azınlık olmaz. Azınlık diye hukuk koyanlar haktan cüda nefis fetvacılardır. Doğamız, ormanlarımız cümle varlığın evidir. Yolumuzda bir böcek ile bir insanın ömrü birdir. Canı hakkı birlik deryasıdır. İnsanı her şeyin üstünde görme cahilliğinden, hak bilmeyen hadsizliğinden vazgeçmelidir. Bugün alemde katledilen kamil insan değerleridir. Alemde katleden doğayı her seyirci kalan ahlaksızlaşır. Buna göz yuman mühür verdiklerimiz ise ilk ahlaksızlaşanlardandır. Cümle canı hak elçisi bildikleri 124.000 nübüvvettin hakikat kelamlarını hatırlamaya, ibret almaya ve yaşatmaya gayret etmesini diliyoruz. Hak yolu Alevi canları ise yaşamın her alanında barışı ve birlikte yaşam umudunu güçlendirmek için ortak çaba ısrarcı olmalarını bekliyoruz. Mazlum çaresiz, mekan rızasız, zaman sahipsiz değildir. Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkezi Dersim, Ana Fatma Cemevi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sır olsun, nur olsun. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Sır olsun, nur olsun. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Aşk ile canlar.